Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 2023 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Aralık ayı kariyerinizle ilgili konularda mücadelelerin öne çıktığı hızlı, hareketli bir ay. Konu başlıklarına baktığımızda Güneş ayın 22'sine kadar yay burcunda olacak, Mars bu alanda olacak ve yine yay burcunda bir yeni ay doğacak. Yengeç burcunda Dolunay meydana gelecek ve Merkür retrosu Oğlak burcunda başlayacak. Evet şimdi detaylara bakalım. Sevgili Balıklar, Mars'ın Yay burcundaki hareketi özellikle Kasım ayından bu yana, Kasım'ın sonlarından itibaren biraz daha sizin için iş ve kariyer konuları, günlük hayatınızdaki sorumluluklarda daha fazla enerji harcadığınızı gösteriyor. Bu yeni bir girişim, yeni bir fırsat da olabilir veya süreç içerisinde çözmeye çalıştığınız bazı sorunlar, problemler de olabilir. Özellikle üstlerle ilişkilere Aile büyükleriyle ilişkilere dikkat etmek lazım. Çünkü zaman zaman çatışmalar, zaman zaman gerginlikler de söz konusu olabiliyor. Merkür Oğlak Burcu'na geçecek bir aralıktan itibaren e, bu en azından bazı işlerinizi daha iyi programlamanızı, bazı ekip çalışmalarını, bazı organizasyonları, programlarınızı daha dikkatli bir şekilde ele almanızı sağlayabilir. E, i̇ş ve parasal konularda da burada Merkür'ün bu pozisyonu sizin için faydalı görünüyor. E, sosyal ilişkilerde ve arkadaşlarla olan görüşmeleriniz, toplantılarınız için de yine Merkür'ün Oğlak burcundaki pozisyonunu iyi değerlendirin. 13'ünde gerilemeye başlayacak. 13'üne kadar önemli görüşmeleri, toplantıları yapmakta fayda var. Özellikle 7, 8, 9 Aralık e, burada e, Merkür Jüpiter üçgeninin devreye girmesi iletişim alanlarında e, sizi çok daha sosyal alanlarda da çok daha iyi destekleyebilir. 13'ünde 20 derece yay burcunda yeni ay doğacak. Kuşkusuz sizin için de önemli bir yeni ay, değişken bir burçsunuz çünkü. Kariyer evinizde yeni bir olasılık, yeni bir başlangıç getirebilir. Kariyer bir iş, bir görev olabilir. Meslekle ilgili bir konunuz olabilir. Bir başlangıç, yeni bir fırsat olabilir ya da iş ortamınızda bir değişim, görev değişimi, yer değişimi ve benzeri bir konu. Bununla birlikte tabii ki toplumdaki statünüzdür burası. Aynı zamanda işte ilişkilerinizle, evlilik, partner konularıyla bağlantılı olabilir. İşte ebeveynlik konularınızla bağlantılı olabilir. Genel olarak toplumdaki statünüz, yani bu yeni ayda etkilenebilir. Başkaları tarafından fark edilmeniz, aldığınız kararların Başkaları tarafından dikkat çekmesi mümkün olabilir. İşle ilgili, meslekle ilgili önemli bazı etkiler, fırsatlar karşınıza çıkabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok daha belirgin, çok daha etkili ortaya çıkabilir. Ayın 13'ünde Merkür Oğlak Burcu'nda gerilemeye başlayacak. 23'üne kadar Oğlak Burcu'nda gerileyecek. Bu 10 günlük süreç içerisinde biraz hani arkadaş ilişkileriniz, sosyal konularda geçmişle bağlantılı konu ve kişileri daha çok karşınıza çıkarabilir. Bunlar hoş, hoş karşılaşmalar da olabilir tabii ki. Nostaljik durumlar da olabilir. Yani özlediğiniz bir arkadaşınızla karşılaşmak, bir araya gelmek gibi. Bununla birlikte tabii ki biraz hani bazı projelerde gecikmeler, yavaşlamalar da ortaya çıkarabilir. O yüzden biz Merkür retrolarında hızlı kararlar vermiyoruz. İçinde bulunduğumuz durumları daha iyi analiz ediyoruz, değerlendiriyoruz, bir sağlamasını yapıyoruz. Yani bu anlamda daha doğru olabilir. İşte alışverişler, para harcarken, yatırım yaparken, anlaşmalara falan dikkatli yaklaşmakta fayda var. Ayın 23'ünden sonra Merkür bu sefer yay burcunda gerilemeye başlayacak 2 Ocağa kadar. Bu durum sizi daha çok etkileyebilir. Yani 23'ünden sonra Merkür daha fazla sıkıntı yaratabilir. Lütfen bu dönemde çalıştığınız ortamda üstlerle işte iş arkadaşlarınız, üstlerinizle ilişkilere dikkat edin. Eşiniz, partneriniz, aile büyükleri, ebeveynlerle ilişkilere dikkat edin. Çünkü iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, biraz böyle Alınganlıklar ya da kandırılmalar olabilir. Ee, bu süreç sizin için biraz daha yanıltıcı, biraz daha enerjinizi e, kısıtlayan bir durum yaratabilir. Dolayısıyla e, işte belki bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Ee, burada yanlış olan bir şeyleri fark edebilirsiniz de ya da geçmişten gelen bazı konular hani üstünü kapattığınız konular tekrar gündeme gelebilir. Ancak unutmayın Merkür retrolarında sonuç almak, anlaşmak zordur. O yüzden hani şartları çok zorlamamak da bu dönemde fayda var. 22'sinden itibaren Güneş Oğlak burcuna geçecek. 27 Aralık'ta dolunay var. 4 derece Yengeç burcunda. Bu sizin için keyifli bir dolunay. Su elementinde ve 5. evinizde. Yani keyifli, şanslı bir alanda. Bu dolunayla beraber hani Jüpiter'in de güzel bir açısı var bu dolunay sırasında. Biraz daha yeteneklerinizin, işte yaratıcılığınızın güçlendiği bir süreç, sezgilerinizin arttığı bir dönem. Her türlü sanatsal konu, hobileriniz, kişisel yeteneklerinizin ifade edilip başkaları tarafından fark edilmesi, biraz sahnede olmanız anlamında sizi destekleyebilir bu dolunay. Özellikle sanatla uğraşıyorsanız. Güzel bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneşiniz ve yükselen burcunuz 0 ile 8 derece arasındaysa, bu dolunaydan daha şanslı etkiler alıyorsunuz. Jüpiter'den de güzel bir açı alıyorsunuz. Çocuklarla ilgili e, gelişmeler olabilir. Örneğin evlisiniz, artık anne olmak, baba olmak istiyorsunuz. İşte bu dolunay bu anlamda güzel bir haber getirebilir size çocuklarınız varsa çocuklarınızın geleceği eğitimi onların özel hayatları ve benzeri alanlarda belki dolunay döneminde hızlı gelişmeler olabilir bu dolunayda romantik aşk hayatınızda yine fırsatlar teklifler ilginç gelişmelerle karşılaşabilirsiniz sevdiğiniz kişiler aileniz ve çocuklarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebileceğiniz bazı Planlarınız, programlarınız olabilir. Güzel bir belki işte yılbaşı programı ve benzeri. Hani daha sıcak, daha yumuşak. Hani sizi mutlu edecek konularla ilgili bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. 26 Aralık, 27 Aralık, 28 Aralık. Güneş, Jüpiter üçgeninin de o keyifli açısı işte kardeşlerden güzel haberler getirebilir, çocuklarınızdan güzel destekler getirebilir. Belki güzel bir tatil, bir yolculuk gündeme gelebilir eğitim hayatında öğrenciyseniz bir başarı elde edebilirsiniz. Ailenizle güzel kutlamalar yapabilirsiniz ve yılbaşına bu güzel enerjilerle girebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.